az, sayımız fazla. Yan durduk. Okumuzu gösterdiğim gibi tut. Tamam mı hizada? Elvacık kemiğimden geriye doğru gidecek şekilde. Bakalım bunu. Evet. Yaptığımız gibi değil mi? Bak bakalım sen yanağını öyle yapmadın ama. Buradan makas ok aldım. Çıkmaz. Evet şöyle tutuyoruz. Evet. Elmacık kemiğine doğru yanaştırdın. Hedef al bakalım biraz da. Çek kendini doğru. Çek geri doğru. Afiyet. Sağ ol bakalım. Asıl kendini. Gerdir. Korkma. Evet. Şimdi hiç kımıldatmadan sal. Parkur yapıyoruz. Ok atıyoruz. Böyle. Nasıl, keyifli mi? Evet. Bravo Yiğit, korkma. At ayağını. Çekmez. Abim bak şurada da yer var, görüyorsunuz değil mi? Bak şu ortada da ağır. Gel kardeşim. Bekleyin gençler. Gençler bekleyin. Kendisi bu. Beni de buna sakacağım. Mustafa. Abim bekle ya. Çık onu. Şuradan geçin, şuradan. Sen devam edeceksin mi? Nasıl, doğru muydu? Hayır, geçemez. Hangi okuldan geliyoruz? Bekle abi. Şehit Abdullah Şimşek. Burada bekle. Evet, burada ne yaptık? Aşağı devam et. Bekle. Aşağıdan abi. Yukarı geldik. İlk defa mı çıkıyorsun böyle bir parkura? He. Adrenalin var mıydı heyecan? Yok. Aşağı ineceksen ben şimdi. Bekle. Abi benim aşağı inesem. Sen de mi aşağı inesin? Şehirden günübirlik öğrencilerimiz geliyor. Burada macera parkurumuz, tırmanma duvarımız, futbol sahalarımız, okçuluk, survival parkur derken çocuklar gün boyu çok güzel bir gün geçiriyor. Dolu dolu bir gün geçiriyor. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği bilim tırıyla beraber çocuklar burada bilime yönelik de eğitimler alıyor. Bir gün boyunca çok güzel bir gün geçirip evlerine dönüyorlar. Ben hocam burada tırmanma parkurunda eğitmenim. Arkadaşları burada güzel vakit geçirmeye sağlıyoruz inşallah. Hocam burada yapay tırmanış yapıyoruz. 15-20 metre kadarlık bir duvarımız var. Yarım bademizle ve kaskımızla güvenlik emniyetlerimiz tam olarak yapay bir tırmanış gerçekleştiriyoruz. Gayet de zevkli bir uygulama. Arkadaşlara çok memnun kaldılar ve gayet de enerjikler, güzeller maşallah. Aa, nasıl güzel, güzel arkadaşlarımız. Eğleniyoruz ya, çok güzel bir şey. Bravo Selim, çek kendini, çek, çok güzel. Asıl kendini. İstediğin zaman bırakabilirsin. Gel bakalım. Evet. Maalesef gençler, zamanımız yetmiyor. Tamam, istediğin zaman bırakır. Ben
Ben Nuray'da oldu. Beyşehir Eşefoğlu Ortaokulu'ndan geliyorum. Bugün burada eğlenmek için geldik. Benim adım Zeynep Sude, soyadım Akbaş. Eşrefoğlu Ortaokul Okulu'ndan geliyorum. Benim ismim Belay Gözel. Konya Beyşehir İmam Hatip Ortaokulu'ndan geldim. Merhabalar. Benim adım Gazel, soyadım Hüseyin'im. Biz İmam Hatip Ortaokulu'ndan geliyoruz. Burası çok güzel. Burası çok güzel. Biz buraya geldik ve... Haydi. Haydi başlayalım. Evet, devam. Haydi bak. Selamünaleyküm arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz Konya Büyükşehir Belediyesi'nden geliyoruz arkadaşlar. Bulunduğumuz tur ise bizim yeni bilim turumuz arkadaşlar. Şimdi ben size buradaki masadaki robotlarımı göstereceğim arkadaşlar. Robotlarımızı dikkatli izleyelim. Bakın benim burada küçücük bir robotum var. Çeker ya, 5 tane. Çekemez. Bakın. Şınav çekmeye başladı. Beyiz ne yapıyorsun? Bakın çektiği şınavı da sana gördüğünüz üzere. Bu da çeksin. Size ne yapacak robotum bu? Amut. Eski. Döze mi yürüyor? Merhaba diyelim robotumuza. Merhaba. Merhaba. Uyandıralım mı? Evet. Tamam. Beni bekliyoruz arkadaşlar, tamam mı? Köpeğimizi uyandırdık. Bir de sevelim değil mi? Bakın. Hemen şu bağırdı. Abi ya. Hocam kızlıyor. Abi onu sevsene. Benim için. Hocam ben buna basınca bu adamı. Mustafa, burası var. Neymiş? Bu adam da benim acil bir yükümlü olmalı. Bir yükümlü dayanır. Bu tarafa zaten çıkardık. Tekstilerden aşağı inin. Şuradaki binanın önüne geçin arkadaşlar. İyi bugün öğrencilerimizle Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı Atabey Gençlik ve Eğitim Kampı'ndayız. Yaklaşık 2 haftadır öğrencilerimiz burada okullarımızdan. Toplamda 2 haftada 1500 öğrenciyi buraya taşıdık. Tabii bu dönemdeki amacımız öğrenciler ortak sınavlara girdi. Bu sene bakanlığımızın yaptığı ilk defa yaptığı ortak sınavlara. Bu sınavlardan dolayı da birazcık tabii strese girdiler. Rahatlasınlar diye. Bu tesislerimizin yetkililerle de görüşerek bir 15 günlük kamp istedik öğrencilerimize. Geçtiğimiz hafta kız öğrencilerimizi getirdik. Bu hafta da erkek öğrencilerimiz burada. 1500 öğrenci bizim için iyi bir rakam. Önümüzdeki dönemlerde inşallah bu iki hafta son 15 günde aldığımız 1500 öğrenci. Her yıl buraya öğrencilerimizi getiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de inşallah öğrencilerimizi bu kampla, buradaki parkurlarla buluşturmak istiyoruz. Gayet güzel. Geleneksel okçulukla ilgili bir atış alanımız var. Yine bir Survivor parkımız var. Öğrencilerimizin oldukça eğlendiği. Yine bir tırmanma şeritlerimiz var. Oldukça adrenalin yüksek. Gayet güzel parkurlar. Yine öğrencilerimiz bir taraftan birazdan futbol maçı yapacaklar inşallah. Burada yine Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın bilim tırı burada. Buradan öğrencilerimiz oraya geçecekler. Sabah okulda gelen öğrencilerimizi saat 8.30 gibi alıyoruz. 9 gibi tesislerde oluyoruz. 9.30'a kadar öğrenciler kahvaltılarını yapıyor burada. Parkurlarda her bir parkurdan öğrencilerimiz yaralanmış oluyor. Bunun akabinde öğle yemeği ve öğleden sonra devam eden etkinliklerle birlikte
Oldukça çocuklar değişik ve maceralı bir gün geçiriyorlar. Çok hoşlarına gidiyor. Geçen hafta kız öğrencilerle yine bu alanda buluştuk biz. Bu hafta erkek öğrencilerle birlikteyiz. Alan çok hoşlarına gitti öğrencilerimizin de. Geçtiğimiz yıllarda da öğrencilerimiz buradaydı. Bu yıl da burada. Bunların da arasına katılarak bir bilgilendirme de yapalım istedik. Öğrencilerin memnuniyet oranı çok yüksek. Hatta diyorlar, hocam burada birkaç gün kalsak diyorlar. Ama biz buraları tabii günübirlik ayarladık. Daha fazla öğrenci yararlansın diye. İnşallah önümüzdeki günlerde bu öğrencileri burada kamp şeklinde yatılı olarak da barındırmayı düşünüyoruz. Ona göre 2024'te planlarımız var. Bunu da görüşüyoruz bir taraftan. Ben bu Atabey Gençlik ve Eğitim Kampı'nın hazırlanmasında, bu noktaya gelmesinde tabii tamamen emeği olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay Bey'e, aynı zamanda Dünya Belediyeler Birliği Başkanımız Uğur İbrahim Altay Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tabii giderken Uğur Başkanımız gayet nazik, naif birisi olduğundan dolayı öğrencilerimizi de hediyelerini unutmamış. Hediyelerle birlikte gönderiyor öğrencilerimizi. Öğrenciler bundan da çok memnun. Ben ondan dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız, Dünya Belediyeler Birliği Başkanımız Uğur İbrahim Altay Bey'e de çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. İnşallah önümüzdeki günlerde bizim Beyşehir'deki öğrencilerimiz de bu kamplardan daha fazla yararlanmış olacak.